Türkiye'deki erkekler ve kadınlar ferdi boks şampiyonasında erkekler kategorisinde A ringindeki 86 kilo finali şu anda başladı. Kırmızı köşede Bedri Han Kalkan, Ankara. Mavi köşede Hakan Koç, Erzurum. Maçın orta hakemi, ring hakemi İbrahim Ethem Güngör. Kroşelerle başladılar sanki uzaktan. Değerse kroşe olacak. Aslında değerse avuç içi olacak da biz kroşe diyelim artık. Evet, gayet kontrolsüz bir maç devam ediyor. Biraz teknikte bir uzak, sanki saldırıyor sadece. Teknikte bir uzak veriyor maç izliyoruz artık. Evet, bir sağ kroşe alıyoruz. Sağ direk. Ankara'dan. Erzurum bölgesinde Hakan Koç'un sanki şuursuz bir saldırısı mı değil? Sadece rakibin üzerine koşuyor. Evet. Bedir Han Kalkan'ın biraz daha dikkatli oynaması lazım. Burada rakibe karşı. Bedir Han'ın biraz daha dikkatli olması lazım çünkü Hakan bozuyor onu orada. Hakan da kalkıyor. Ya bozuyor Hakan. Yani. Belihan bir teknik uygulayamadı o çünkü gidiyorlar saldırıyor sürekli. Evet. Bunları düşünerek geliyor. Evet. Çok ilginç bir maç izliyoruz. Sağ aparkat oldu bu arada. Bedri Han Kalkan. Adeta bilinçsizce saldıran bir boksör var. Erzurumlu boksör Hakan Koç. Evet, nitekim 5-0 hocam. Şimdi o pozisyonu vuramadı ki, o bir boşalabilir şey yapacak onu da. Yani. Oyun kurması lazım. Çay ayağının üstüne bekleyip kontrayı beklemesi lazım. Ve bunu bindirecek. Sağ kontrolü de bindirecek. Evet, şorsuz ya üzerine saldıran bir boksör var. Evet, bir adım önce çıkacak, sağ ayağını yere basacak. Boşalacak ve gelişine kontrol edecek. Evet. Ya onu vuracak bir boksör lazım, evet. Evet. Çene açık gidiyor. Evet. 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 Çok güzel. Sağ direklerle bak. Oh, harika bak. Çok güzel. Gelişine kontrolleri vurmaya başladı. Hocam herhalde seni dinledi burada. Evet. Evet, tekrar. Garip bir boks maçı izliyoruz, öyle diyebilirim.
Çok güzel koş. Harika. Harika iki yumruk, kontra yumruk. Onu nasıl olsa geliyor rakip üzerine saldırı. Evet, tekrar. Çok güzel. Oo, harika. Çok güzel. Evet, bu şekilde devam edecek. Rakip zaten üzerine şunsuzca geliyor. Evet. Hop, gelişine tekrar. O eğme kafanı kardeşim. Bu işte bu. Sakın, çok güzel, çok güzel. Çok güzel sağlanıyor. Tekrar sağ. Rakibe uymaya başladı hocam, o kendisini de tehlikeye atıyor. Çok güzel. Ama abi köşedeki Hakan Koç adeta boks yapmaya gelmemiş, rakibi bozmak için gelmiş. Evet. Çok güzel bak, kontrol alıp mesafe aslında oradan. Evet, bu round da sona erdi. Sanırım bu round'da 5-0 aldı. Çünkü karşısında şuursuzca ne yaptığını bilmeyen bir boksör var. Bakıyor şimdi şu anda puan durumuna. Bu round'da 5-0 aldı. Yani 5-0'lık maç. Yani saldırmanın her şey olmadığını bu maçta da görmüş oluyoruz. Aslında teknik kapasitesi yükselse bu boksör çok sağlam bir boksör. 75 kilomada yapıyordu. Sultan Osman'da dursun, Emre Tavan'dan kadar. Ömer Şahin'den olmuş. Asıl. Bir boksör. Yürekli bir boksör ama teknik kapasitesi sınırlı olması nedeniyle böyle garip şeyler bir oyun meydana çıkıyor. Tutarsa. Ya tutarsız yani. Tutarsa değil, tutarsızca bir oyun. Yani efendim. Aslında Erzurum bölgesinde çok iyi boksörler çıkıyor ama evet. Evet, üçüncü ve son round başlamak üzere. Gonka birlikte üçüncü round başladı. Evet. Kırmızı köşeden dediği Han Tarkan daha dikkatli olmak zorunda. Çünkü arada kaza yumrukları geliyor hocam, işte o tehlikeli. Harika bir soru.
hareketler. Yani ilginç, yani iki gündür ilginç bir, ilk defa böyle ilginç bir maç izliyoruz. Yok, son derece yürekli bir boksa. Evet. Buna biraz bir teknik yüklenmiş olsalardı, o zamana kadar bu arada. Tabii canım, bravo. Bravo, kesinlikle bravo. Evet. Evet, 86 kilo olan şampiyonu az sonra belli olacak. Bakın 3-2 round'u 5-0 alan Bedirhan Kalkan bu konuda ne diyeyim, bazı üstünlüğü var. Son round'u aldığını düşünüyoruz. Muhtemelen öyledir. Efendim, adalet törenimizde bulunur. Netice 86 kilogram 10-22. Seksen altı kilogram, 76 kilogram, 72 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 kilogram